Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Günaydınlar, ben Perihan Tantu. İlk seansa hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'u açmaya hazırlanıyoruz. Peki nasıl bir açılış bekliyoruz? Birazdan bakacağız detayları ama şöyle bir yurt dışını taradığımda bugün risk iştahı yüksek bir güne başlangıç yapıyoruz. Yani yurt dışı tarafında endekslerde yemyeşil bir tablo var, güneşli bir gün var. Asya piyasalarındaki görünüm oldukça pozitif. ABD vadelilerde yine aynı şekilde pozitif bir seyir içerisinde. Yine Avrupa tarafına baktığımda Avrupa vadeliler de pozitif seyrediyor. Şu an itibariyle Viyop cephesinde de %0,48'lik bir yükseliş görüyorum. Biz nerede kapatmıştık? Dün 1452 puan seviyesine kapatmıştık. Ciddi bir sıkışma söz konusu Borsa İstanbul tarafında. Evet, 1460'ın üzerine atamıyoruz ama aşağıda da çok ciddi bir aslında marjımız yok. Yani çok ciddi satışlar da gelmiyor. O yüzden bu herhalde yatay görünümün sonrasında bir kırılma yaşayacağız gibi görünüyor. Aşağı ya da yukarı. O nedenle takip etmekte fayda var. Kur cephesinde de aslında bugün sakin bir başlangıç yapıyoruz. 8.38 seviyesindeyiz. Geçtiğimiz haftadan beri aşağı yukarı bu bölgeler içerisinde seyrettiğimizi söyleyebilirim. Evet, şimdi Buy Global tarafıyla başlamak istiyorum. Bir piyasa özeti diyelim. Bakalım Borsa İstanbul'un güne nasıl bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Haberler kısmına geçecek olursak piyasa özetiyle başlayalım. BIST 100 endeksinin güne hafif yükselişle başlamasını bekliyoruz der Buy Global. ABD borsalarında pozitif kapanışlar sonrasında bu sabah da vadeli endekslerde iyimser fiyatlama devam ediyor. Fed üyelerinin enflasyonun geçici olduğu yönündeki açıklamaları risk iştahını böylelikle destekledi. Dolar endeksi de bir gerileme var ama tekrar altını çizmek istiyorum. Dolar endeksindeki geri çekilme ki 90 seviyesinin altındayız. Hatta 89.65 şu an %0,20'lik bir geri çekilme var. Bizde dolar Türk lirasına yansımıyor. Bunun mutlaka altını çizmek lazım. Yurt dışı piyasalarındaki iyimser havanın etkisiyle BIST 100 endeksinin güne hafif alıcılı bir başlangıç gerçekleştirmesini bekliyoruz der global menkul değerler. Endekste yatay bant içerisinde hareket korunuyor. Alıcılı açılış sonrasında yine takip edeceğimiz seviye 1462 65 seviyeleri. Burası çok kuvvetli bir direnç oldu. Geçtiğimiz haftada denedik, hatta üzerini de gördük ama kapanış gerçekleştiremiyoruz. O yüzden buranın üzerine bir kapanış alabilirsek eğer pozitif momentumun 1500'lere kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Yukarıda bu iyimser tablo olarak yine kenarda dursun. Evet, bir geri gelebilirsek eğer burada bir de Viyop tarafına bakmak istiyorum. Viyop teknik bülten diyelim. Az önce bahsettiğim gibi dün yurt dışı piyasalarında pozitif kapanışlar gerçekleşti. Fed üyelerinin enflasyon konusundaki iyimser açıklamaları sonrasında bu sabah yurt dışındaki alıcılı seyir devam ediyor diyelim. Yurt dışı piyasalarda ise dün gün içinde satıcılı bir seyir gözledik. Kapanış seansına doğru yakalanan momentumla birlikte yataya yakın kapanışlar yaşandı. Viyop 30 endeks kontratı 1546 puan seviyesi üzerinde tutunma ise göstermiş oldu dün. Endeks kontratında bu seviye üzerindeki hareketlerde nereyi takip edeceğiz? 1560, yani 1556'da olduğumuzu varsayacak olursak 1560-1570 kısa dirençlerini takip ediyor olacağız. Kontratta olası geri çekilmelerde ise 1546 seviyesi ve buranın da aşağısına inersek 1524-28 bandı destek olarak izleyebileceğimiz seviyeler. Ve dönelim dolar Türk lirasına. Dolar Türk lirasında yatay seyirin devam ettiğini söyleyebilirim. Az önce de ifade ettiğim gibi spot kurda artık 8.30 seviyesi sağlam bir destek haline geldi. 8.50 seviyesi ise hem psikolojik bir eşik hem de sağlam bir direnç görevini üstleniyor. Dolar endeksindeki geri çekilme az önce ifade ettiğim gibi henüz kura yansımış değil. Yakın vade kontratına bakacak olursak burada da dün de ifade etmiştik 8.36 destek konumunda yakın vade kontratlarında. Ve yukarıda ise 8.50-55 seviyesi direnç olarak izleyebileceğimiz seviye. Şimdi kıymetli metallere baktığımda sabah saatlerinde satıcılı bir seyir vardı. Fakat şimdi birazcık artıya geçmeye başladılar. 1885 dolar seviyesinde ons altın fiyatları. Burada ifade ettiği gibi altın fiyatlarına bugün hafif satıcılı bir seyir oluşsa da ki artıya geçti şu an. Genel yükseliş eğilimi hala korunuyor diyelim. 1860-1870 dolar bandı bizim için kuvvetli bir direnç. Artık destek görevini görüyor. 1900 dolar seviyelerine doğru yükseliş eğilimini
düşmenin devam edebileceğinin de altını çizmiş burada Bay Global. Bu hafta içerisinde Cuma günü ABD'de açıklanacak enflasyon ve hafta boyunca Fed üyelerinden gelecek açıklamalar fiyatlamalar üzerinde dalgalanma yaratabilir der burada Global Menkul Değerler. Bir de bugün temettü ödemelerimiz var. Piyasa açılmadan ona da bakalım. Öyle piyasayı açalım. Ülker ve Hatek. Bugün temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ülker hisse başına brüt 80 kuruş, net 68 kuruş temettü ödemesi yapacak. Temettüler hesaba TR2'de geçiyor. Tekrar hatırlatayım. Ülker'in temettü verimliliği %3.53 ve Hatek'te hisse başına brüt 47 kuruş, net 40 kuruş yine temettü ödemesi olacak. Hatek'te ise temettü verimliliğinin %2.24 olduğunu da böylelikle hatırlatmış olalım. Evet, bugün yine temettülerle ilgili iki hissemiz var. Takip edenler için bu detayı da ekleyelim ve borsayı açalım. Evet, Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış gerçekleştiriyoruz. %0,36'lık yükselişle 1457 puan seviyesinden güne başlamış oluyoruz. Baktığımızda aslında genele yayılan bir alış söz konusu açıkçası. Çünkü şöyle bir alt endekslere bakıyorum. Bankacılık endeksi %0,49'luk yükselişle, sanayi endeksi %0,42'lik yükselişle, holding endeksi %0,35'lik yükselişle güne başlıyor. Ulaştırma endeksi %0,45 ve teknoloji endeksi ise güne %0,36'lık yükselişlerle başlıyor diyelim. Evet, biz diğer taraftan ne yapalım? Tabii ki dönelim burada. Günlük hisse önerilerine bakalım. Günlük hisse önerilerinde neler var? Bir de onlara göz gezdirmiş olalım isterseniz. Günlük hisse önerilerine baktığımızda yine Bay Global tarafında burada tabii ki kısa vadeli öneriler bunlar. Gün içerisindeki stop loss seviyelerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Turkcell tarafında alım aralığı Turkcell var günlük hisse önerilerinde. 15.75-15.80 satış aralığı ise 15.90-16 TL seviyeleri. Stop loss seviyemiz ise 15.50. Ve günlük hisse önerilerinde ayrıca Yataş var. Alım aralığı 17.46-17.50 satış aralığı 17.93-94 seviyesi. Stop loss seviyemiz ise 17 TL. Ve Tekfen alım aralığı 15.86-15.90, satış aralığı 16.30-16.32, stop loss seviyemiz ise 15.70. Günlük hisse önerilerine ayrıca Kortsa var. Alım aralığı 23.80-24 TL, satış aralığı ise 25.25.02 ve stop loss seviyemiz ise 23.30. Aynı zamanda günlük hisse önerilerine bir de Arçelik'i görüyoruz. Alım aralığı 32.40-32.50, satış aralığı ise 33.30-33.40 ve zarar kes seviyemiz ise 31.90. Evet, buradan hemen bir geri gelebilirsek eğer bir kısa vadeli portföyümüze de hatırlamış olalım. Burada öneriler kısmına gelirsek kısa vadeli portföyümüzde neler vardı? Dün zaten sizlerle paylaşmıştık. Lokman Hekim'in kısa bir özetini aslında sizlere sunmuştuk. Burada dün Lokman Hekim'le de aslında endekse göre bir pozitif ayrışma gördük. 17.22 TL alış fiyatı ile kısa vadeli alsat portföyüne burada Bay Global'in de Lokman Hekim'i eklediğini söyleyebilirim. Peki kısa vadeli alsat portföyümüzde başka neler vardı? Tüpraş vardı 101.80 alış fiyatı ile. Ayrıca indesi görüyoruz 7.28 alış fiyatı ile. BİMAŞ var 63.30 alış fiyatı ile kısa vadeli alsat portföyümüzde. Turkcell var 15.22 alış fiyatı ile. Hala kısa vadeli alsat portföyümüzde Turkcell'in de olduğunu ifade edelim. Ve Yataş var 17.05 alış fiyatı ile yine kısa vadeli alsat portföyümüzde Yataş'ın olduğunu da notlarımıza eklemiş olalım. Kısa vadeli alsat portföyümüz böyle. Şimdi piyasaya dönecek olursak aşağı yukarı 2 dakika içerisinde de fiyatlar yine akmaya başlayacak. 2 dakika sonra işlemler başlayacak. Peki bugün ve bu hafta hangi seviyeleri takip edeceğiz endekste? Şimdi hemen Global Menkul Değerler Müdür Yardımcısı sevgili Bora Faik Önal'a dönmek istiyorum. Bora, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Perihan, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bora, endekste ciddi bir sıkışma olduğunu gözlemliyorum. Yani hakikaten bant aralığı ciddi bir daralma kaydediyor. Hani yukarı yönlü dirençleri geçemiyoruz ama aşağı yönlü desteklerin de kırılmadığını gözlemliyorum. Bu yatay hareket uzun bir süre daha devam eder mi sana göre? Mayıs ayı boyunca 1420-1465 bandında bir hareket gördük. Çok dar bantta hareket ediyoruz. Haziran ayı ile birlikte trend değişimini meydana getirecek gelişmeler olabilir. Özellikle bunun için ilk etapta Türkiye enflasyonunu takip ediyor olacağız. Bunun dışında aşılama süreci, turizm ve Cumhurbaşkanı ile Biden arasında gerçekleşecek olan görüşme piyasalarda
trendin yönünü belirleyecek gelişmeler olarak takip edilebilir. O yüzden Haziran ayına girişle birlikte belki bu bir haftayı da çok dar bantta geçirebiliriz. Çünkü yukarıda 1463-65 bandını bir türlü geçemiyoruz. Ama aşağıda da 1430'un aşağısına gelmek istemeyen bir endeks var. O yüzden Haziran ayına girişle birlikte bu gelişmeler piyasalar açısından trendin yönünü belirleyecek gelişmelerin başında geliyor. Şimdi diğer taraftan Bora, aslında Merkez Bankası Başkan Yardımcısının da görevden alınması haberi var. Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Yerine Profesör Doktor Semih Tümel atanmış oldu. Şimdi biz bu gelişmeleri uzun bir süredir izliyoruz. Özellikle Esra Naci Ağbal'ın da görevden alınıp Şahap Kavcıoğlu'nun göreve getirmesiyle birlikte burada çok sert hareketler görmüştük ama bu haber akışı bir miktar acaba yeniden bir Merkez Bankası tarafına değişikliğe mi gidiliyor diye bir algı yaratabilir mi? Piyasada bir baskı yaratmasını bekliyor musun? Yapılan değişiklik alt kademede yapılan bir değişiklik olarak gözüküyor. Bu saatten sonra en önemli gelişme Merkez Bankası'nın gelen enflasyon rakamları sonucunda nasıl adımlar atacağını izlememiz açısından önemli olacak. Yani önümüzdeki süreçte açıkçası enflasyon rakamlarıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz cephesinde nasıl karar alacağını takip edeceğiz. Açıkçası değişikliklerden daha çok şu anda odaklanmamız gereken faiz indirim süreciyle ilgili olarak ne zaman adım atılacak ve bunu etkileyecek olan gelişmeleri takip etmekte daha fayda olacağını düşünüyoruz açıkçası. Peki Bora, şimdi diğer taraftan bakıyorum, aslında Moody's'den de önemli bir açıklama var. Özellikle şimdi biz ve bizim gibi gelişen piyasalara da baktığımızda burada stres göstergeleri yüksek seyretmeye devam ediyor der Moody's. Ne dersin 2021 yılı için birazcık daha yurt dışı tarafına da değerlendirecek olursak? Hani orada stresin ya da volatilitenin yüksek olduğunu düşünüyor musun? Kısa zamanda bir kar realizasyonu ya da bir düzeltme beklentin var mı mesela yurt dışı tarafında? Ya da biz burada bir düzeltme hareketi olursa pozitif ayrışabilir miyiz sence? Şu aşamada hani daha önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi Amerika cephesinde, Avrupa cephesinde zirveler sürekli yenileniyor. Çünkü enflasyon rakamları ne kadar da yüksek gelmeye başlamış olsa da Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar enflasyonun kalıcı olmayacağı yönünde. Önümüzdeki aylardaki tabii datalar belirleyici olacak. Ama en kısa vadeye baktığımız zaman gelen enflasyon rakamlarının Fed üyeleri tarafından kalıcı olmayacağı yönündeki açıklamaları önümüzdeki dönemde piyasaları yukarı yönde hareketler konusunda pozitif yönde etkilemeye devam edecek gibi gözüküyor. Bunun dışında diğer bir gelişme olarak da baktığımız zaman Amerika tarafında gelen datalar kuvvetli olmaya devam etse de dataların karmaşıklığı da göz önünde bulunuyor. O yüzden şu aşamada genel olarak baktığımızda trendi değiştirecek, arada gelen gelecek olan kar satışları dışında piyasayı olumsuz etkileyecek bir gelişme kısa vadede periyon şu anda gözlemlenmiyor. Bize gelirsek biz şu anda çok sıkışmış durumdayız. Çok dar bantta hareket ediyoruz. Hacim çok düştü. Piyasa açıkçası bir gelişme bekliyor. İyi veya kötü yönde bir yöne bir kırılma olacaktır ama şu aşamada önümüzdeki döneme bakarsak olumlu gelişmeler gelmesi durumunda 1463-65'in yukarı geçilmesiyle geçen hafta konuştuğumuz 1491-1511 bandı gündeme gelebilir. Ama bunun da ilk etapta en önemli şartı 1430'un üzerinde kalmamızın devam etmesi. Evet, diğer taraftan kapasite kullanım oranı da açıklandığını görüyoruz. Aslında baktığımızda çok ciddi bir değişiklik yok. Mayıs ayına ait verileri almış olduk. Önceki veriye baktığımızda %75.9 oranındaydı. Bir geri çekilme var. %75.3 seviyesine geri çekilmiş olduk. Aynı zamanda Türkiye İmalat Güven Endeksini de karşıladık. Baktığımızda Mayıs ayında onda da bir geri çekilme var. 111 seviyesinden 110.3 seviyesine bir geri çekilme gördük. Diğer taraftan hemen bir kısa bilgi de paylaşmak istiyorum. O da Beşiktaş payları ile ilgili. Bugün seans açıldıktan itibaren yine önümüzdeki ayın, yani Haziran ayının 8'ine kadar, seans sonuna kadar brüt takas uygulaması olacak Beşiktaş paylarında. Şimdi genel kurul olan şirketleri de aktarıp aslında Bora birazcık sektör bazlı konuşalım istiyorum. Burada genel kurul olan şirketlerde bugün Anadolu Efes, Borusan, Ekpro, Megap, ResHGO, ResH ve Sanko payları var. Bunları aktaralım notlarımıza. Bora, ne dersin? Bilanço dönemi nasıl geçti senin için?
Bu arada hani kısa vadeli birazcık daha bakacak olursak hangi hisseler ve sektörler daha çok göze çarpıyor sence şu an senin için? İlk çeyrek karlılıklarına baktığımız zaman gelen bilançolar oldukça başarılıydı. Birçoğu bunları fiyatlara da yansıttılar ve yansıtma potansiyelleri var. Çünkü ikinci çeyrek de iyi geçecek gibi duruyor. Özellikle bu kapanmanın bitmesiyle vaka sayılarındaki azalış ve ekonominin açılmasıyla ikinci çeyrek karlılıklarının daha iyi gelebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle bankacılık sektöründe halen iskonto devam ediyor. Sanayi sektöründe belli oranlarda fiyatlara yansımalar olsa da bankacılık sektöründe halen fiyatlara yansıma anlamında bir durum söz konusu olmuş değil. Özellikle hani Garanti Bankası özelinde bakarsak ki bizim Bay Global'de uzun vadeli portföyümüzde bulunan bir hisse senedi. Dikkat ediyorsanız son bu düşük hacimli dönemde Garanti Bankası'nın hareketleriyle piyasada hareketlilik görüyoruz. Bankacılık endeksine de baktığımız zaman 1180 üzerinde bir kapanış sağlanabilirse önümüzdeki günlerde 1244'lere doğru bankacılık sektörü önderliğinde 1463-65 bandının da geçildiğini görebiliriz Feriha. Peki diğer taraftan şimdi endekse birazcık daha değiniriz ama kur tarafına baktığımda aslında burada 8.38 seviyesinde yatay bir şekilde hareketine devam ediyor diyelim. Ama dolar endeksi son 4,5 ayın baktığımızda en düşük seviyelerinde. Bunun kura yansımıyor olmasının nedenleri ne olabilir? Perihan şu anda endeksteki görüntü gibi dolar tarafında da sıkışık bir seyir hakim. Muhtemelen Haziran'a girişle birlikte enflasyon verisi ve Merkez Bankası'nın faiz konusunda atacağı adımı bekliyor dolar cephesi. O yüzden bu sıkışık bant dahilinde 8.38-8.39 kısa vadeli ortalamaların geçtiği bölge, bu seviyelerin aşağısına doğru bir geri çekilme olursa 8.36-8.32 seviyeleri destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yukarıda zaten psikolojik direnç olarak takip ettiğimiz 8.50 seviyesi var. Dolar endeksindeki hareketin buraya yansımamasının sebebi şu aşamada piyasadaki yatırımcıların Haziran ayındaki gelişmeleri görmek istemeleri olarak yorumlayabiliriz. Peki diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında çarşamba günü 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yetkilisiyle görüşeceğini düşünüyoruz. Bu aralar Türkiye ve ABD ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsun? Yani tabii piyasaya yansımalarını konuşacağız biz ama buradaki gerginlik biliyorsun an itibariyle hem piyasa tarafında hem de kurda da yine aynı şekilde stres yaratıyor. Sen bundan sonraki süreçte ABD tarafından bir risk bekliyor musun en azından Türk varlıkları için? Perihan, Biden Ocak'ta göreve geldiğinden beri baktığımız zaman, geçen yayınımızda da görüştük, en üst düzeyde bir görüşme gerçekleşmedi. Hep alt düzeyde karşılıklı açıklamalar geldi. O yüzden Haziran ayı içerisinde Biden ve Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme piyasalar açısından önemli olacak. O yüzden hani öncesindeki karşılıklı açıklamalar belli oranda piyasada stresi arttırıp azaltsa da en önemli nokta karşılıklı ikili görüşme sonrasında yapılacak açıklamalar piyasalar üzerinde yön bulmasından fayda olacak diye düşünüyoruz açıkçası. Peki diğer taraftan da şimdi dünya tabii ki aşılanma sürecini konuşuyor. Bizde de aynı şekilde bu aşılanma süreci devam ediyor ve özellikle Haziran ayında çok daha büyük bir ivme kaydedeceğimizin altını çiziyor Sağlık Bakanı. Şimdi vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemledik. 7523 olarak açıklandı dünkü rakamlara baktığımızda. Bunun piyasa ya da sektörler üzerinde pozitif bir anlam taşıdığını ifade edebilir miyiz? Yoksa bunu konuşmak için henüz erken mi sence Bora? Bunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk hatırlıyorsan Perihan. 5000 rakamlar gibi bir hedef vardı ilk etapta. Haziran ayına şurada bir hafta kaldı. Eğer bu şekilde rakamlar gelmeye devam ederse Haziran'la birlikte 5000 rakamları görebiliriz. Bu da önümüzdeki süreçte turizm mevsiminin başlamasıyla ilk etapta bu hedefe ulaşıldığı için sektörler bazında ve piyasa bazında bunun olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde görebiliriz. Haziran ayıyla birlikte ulaştırma sektöründe, turizm sektöründe ki özellikle yurt dışından eğer bu vaka sayılarındaki düşüşle birlikte yurt dışından da buraya Rusya gibi, Almanya gibi ülkelerden uçuşların serbest bırakabileceği beklentisiyle sektörel bazda özellikle ulaştırma sektörü özelinde yukarı yönlü hareketliliği görebiliriz.
Peki Bora, diğer taraftan baktığımızda bankacılık endeksinde de bugün %0,81'lik yükseliş görüyoruz. Tabii burada birazcık yabancı alımları oldu. Fakat yabancı takasına ciddi bir artış görmüyoruz. %42 seviyelerini aşağı yukarı %41,99 seviyesinde. Yani TL varlıkları yabancı bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun? Hani kısa vadede bir para girişi bekliyor musun bankacılık veya farklı bir sektörleri yabancılar açısından? Şimdi görece olarak iskonto durumumuz bizim piyasada devam ediyor. Ama bunun gelen bilançoların fiyata yansımamasının sebebi de Mart sonundaki gelişmelerden sonra yabancı ve yerli yatırımcıların piyasaya daha temkinli yaklaşmaya başlamış olması. Yani önümüzdeki dönemde atılacak olan adımlar, daha doğrusu hani piyasanın beklediği bir adımın atılması. Yani piyasa daha çok hani laftan daha çok gerçekleşmeyi bekliyor. O yüzden piyasaya güven verecek açıklamaların ve adımların atılması durumunda yabancı yatırımcıların tekrar Türkiye'ye dönüş yaparak zaten iskontosu olan sektörlere girerek endeksi daha yukarı seviyelere taşıması söz konusu olabilir. Ama bunun için de önümüzdeki dönemde gelişmeleri takip etmekte ve atılacak adımları görmekte fayda olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bora, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İyi haftalar diliyorum sana öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Feriha Hanım. Evet, şimdi hemen isterseniz bir Buy Global tarafına dönelim. Arçelik'i konuşalım. Çünkü Arçelik tarafını aslında dün de değerlendirmiştik. Özellikle beyaz eşya sektörünü sevgili Filiz'le. Ki beyaz eşya sektörüne hem Arçelik hem de Vestel beyaz eşyayı beğendiklerini de ifade etmişlerdi. Arçelik bir süredir ortalamaların baskı yarattığı 32.60-32.80 direnç bölgesini aşarak güne başlamış oldu. Hissede bu bölge artık destek bandı olacak. Onu da ifade edelim. %2,90'lık yükseliş var. 33.40, 33.70 ve 34.16 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. 33.40, 33.70 ve 34.16. Baktığımızda zaten anlık fiyata da 33-34-36 bandındaki 40 oldu. %3'e yakın pozitif bir görüntü olduğunu da ifade edelim. Evet, isterseniz dönelim hemen buradan bir piyasalar diyelim. Çünkü hacimler kısmına da bakmak istiyorum. An itibariyle Borsa İstanbul tarafına baktığımızda %0,20'lik bir yükseliş var. 1.3 milyarlık hacim var şu an piyasada. Hacimlerde ilk sırada Garanti Bankası'nı görüyoruz %1'lik primle. Ardından %1'in üzerindeki değer kaybıyla ikinci sırada Ereğli'yi görüyoruz. Dün Türk İlaç tarafını konuşmuştuk, tavandı. Bugün de bir tavan hareketi var. Yine Garanti Ereğli'den sonra en çok işlem hacminde Türk İlaç'ta olduğunu söyleyebilirim. Kardemir'de yatay bir görünüm var. Yine diğer taraftan az önce Arçelik'i konuşmuştuk ki en çok işlem gören hisselerin yine başında geliyor. Arçelik %3'lük yükselişle ve Karsan'ı görüyoruz burada. %1'in üzerinde kayıplar var ama en çok işlem görenlerde seans açılış itibariyle. Yine %0,30'luk yükselişle en çok işlem görenlerde Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Burada aynı zamanda Şişe var %0,37'lik kayıpla ve Kozaaltı'nı görüyorum. En çok işlem görenlerde %0,70'lik yükselişle Kozaaltı'n var en çok işlem görenlerde. Ve son olarak bir de Fenerbahçe'den bahsedelim. %1,73'lük yükseliş var Fenerbahçe tarafında. Baktığımızda şu an için seans açılışında en çok işlem gören yine hisselerden Fenerbahçe'yi de burada listemize eklemiş olalım. Buradaki görünüm tabii ki birazcık daha değişiyor olacak seans devam ettikçe, ki değiştikçe de zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, buradan hemen Sezin Ünlüdoğan'a dönmek istiyorum. Gelecek Varlık Genel Müdürü. Sezin Hanım merhabalar, hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk Perihan Hanım, merhaba. Biz birazcık sizi tanıyacak olsak, aslında varlık yönetim şirketleri ne yapar? Bilmeyenler için bir kez detaylı bir şekilde açıklayacak olsak ne söylersiniz? Yani varlık yönetim şirketleri nasıl çalışır, ne iş yapar, piyasaya ne gibi katkılar sunar? Tabii ki. Varlık yönetim şirketleri finans sektörünün tahsili gecikmiş alacaklarının tahsili ve çözümü üzerine odaklanan ve aynı zamanda onların finansal ve operasyonel yeniden yapılandırması üzerine odaklanan şirketler. Bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlar. İki ana paydaşa katkı sağlıyoruz biz. Bir tarafta bankacılık, bir tarafta borçlular diye düşünebilirsiniz. Bankacılık sektörüne katkımız en öncelikli olarak tahsili gecikmiş alacak rasyolarının ve sermaye yeterlik rasyolarının üzerindeki olumlu etkiyle birlikte kredileri derecelendirme notlarına bir olumlu etki ve fonlama maliyetlerinin düşürülmesi konusundaki olumlu etkimiz. Dolayısıyla finans sektörünün gücüne ve ekonomik istikrarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamış oluyoruz.
İkincisi tabii ki tahsilat ve takip yönetimi konuları oldukça ciddi operasyonel ve hukuk masrafı mali yükleri doğuran konular. Dolayısıyla portföylerin devriyle birlikte bu yüklerde, bu mali yüklerde varlık yönetim şirketlerine devredilmiş oluyor. Üçüncüsü de tabii bankaların esas faaliyet olan alanları mevduat toplamak ve kredi tahsil etmek. Bu anlamda da biz odağı bozan tahsili gecikmiş alacakları devir alarak bankalara esas faaliyet alanlarına odaklanmaları için bir fırsat yaratmış oluyoruz. Borçlu tarafına bakarsak da sektöre sağlanan önemli bazı vergi istisnaları var. Bu anlamda daha düşük maliyetli çözümleri borçlularımıza sunabiliyoruz. İkincisi daha esnek, daha uzun vadeli ve daha yüksek indirim oranları olan çözümleri sunabiliyoruz. Üçüncüsü de tabii borçlarını ödeyen müşterilerimiz için kredi sicilinin temizlenmesiyle birlikte yeniden ekonomiye kazandırmayı ve finansal özgürlüklerine kavuşturmayı mümkün kılıyoruz. Sektör bugüne kadar 62.6 milyar TL tahsili gecikmiş alacak devir aldı bankalardan ve bunun karşılığında 5.3 milyar TL kaynak aktardı. Bugüne kadar 1.2 milyon müşterimizi de finansal özgürlüğüne kavuşturmuş durumdayız. Peki birazcık daha bankacılık sektöründe konuşacak olursak, son bir yıldır aslında hisse fiyatlarına da baktığımızda bankacılık sektörüne bir baskı olduğunu görüyoruz. Burada genel olarak bankacılıktaki bu sorunlu kredilerin burada hisse fiyatları üzerine bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ve bankacılıktaki bu sorunlu krediler hakikaten riskli boyutlara ulaştı mı sizce? Şu an itibariyle baktığımızda 150 milyar TL tahsili gecikmiş alacak stoğu var. Buna bir ek olarak 360 milyar TL ikinci grup yakın izlemedeki krediler var. 10 milyar TL de aktiften silinen alacaklar var. Dolayısıyla bankacılık bilançolarında yönetilen 520 milyar seviyesinde sorunlu bir alacak var. Tabii pandemi dönemi nedeniyle BDDK'nın aldığı, dünyaya paralel aldığı önemli önlemler de var. İkinci ve üçüncü grup kredilere geçiş süresinin uzatılması gibi, yeniden yapılandırmaların birden fazla kere yapılmasına izin verilmesi gibi. Dolayısıyla biz aslında 2019 rakamlarıyla devam ediyoruz. 2019 yıl sonu rakamlarıyla aynı rakamlardayız şu anda. Pandemi etkisini henüz bankacılık bilançolarında göremedik. Tabii bu etki daha netleştiği zaman daha şeffaf bir görünüm olacak, daha net olacak her şey. Bir yandan da tahsili gecikmiş alacağın kompozisyonu da değiştiğini görüyoruz. Şu an hem TGA'da hem yakın izlemede aslında stoğun %90'ını KOBİ, ticari ve kurumsal alacaklar oluşuyor. Bireysel alacakların payı %10 seviyesine kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla bunlara çözüm yaratılması gerekiyor. Biz önümüzdeki dönemde de varlık yönetim sektörünün de bilançosuna %53 olan COBİT ticari kurumsal alacakların payının yeni gelecek arzlarla birlikte %60'ın da üzerine çıkacağına inanıyoruz. Tabii önümüzdeki dönemde ne getirir bu diye bakarsak, yani bankacılık sektörünün yeni ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde kaynaklarını sağlıklı şirketlere kanalize etmesi anlamında varlık yönetim sektörünün de hem yatırım hem tahsil hem de çözüm alanındaki yetkinliklerine daha fazla ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz. Birazcık daha aslında bu çözümlerden de bahsedelim isterseniz. Yani nasıl çözümler sunabilir varlık yönetim şirketleri burada sorunlu krediler için ya da burada farklı destekler de gerekir mi? Çünkü bu hakikaten piyasa için bir risk. Haklısınız. Önümüzdeki dönem için reform paketinde de birçok aksiyon maddesi var biliyorsunuz. Bunların gerçekleşmesi önemli. Bunların gerçekleşmesi için çalışmaların devam ettiğini biz de biliyoruz. Burada hem sermaye piyasası araçlarının kullanımıyla birlikte bankaların satışının kolaylaştırılması, yabancı yatırımcının daha çok sektöre yatırım yapmasının sağlanması önemli. Menkul kıymet ihraçları, donuk alacaklar için fonların kurulabilmesi çok önemli. Bir yandan da bazı vergi istisnalarının süresiz hale getirilmesi gündemde. Bu istisnaların süresiz hale getirilmesiyle birlikte bizim düşük maliyette çözümlerimiz de daha uzun vadeye yayılmış olacak. Bu da tabii çözümde önemli bir rol oynamamıza katkı sağlayacak. Peki birazcık daha spesifik olarak konuştuğumuzda gelecek vardığın ulaştığı, eriştiği rakam ve kişi sayısından bahsedecek olursak nedir mesela o kişi sayısı ve rakamlar? Gelecek Varlık sektörün ilk kurulan şirketlerinden bir tanesi. FİBA grubu tarafından 2005 yılında kurulduk biz. Bugün itibariyle kuruluşumuzdan bugüne 1,5 milyon müşterinin 17.2 milyar TL tahsili gecikmiş alacağını devralmış ve bu alacakların çözümünü üstlenmiş durumdayız. 480 bin müşterimizi finansal özgürlüğüne kavuşturmayı başardık. Bundan mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de bu konuda çalışmaya devam ediyor olacağız. Kuruluşumuzdan 2020 yıl sonuna kadar da 3.8 milyar TL tahsilat gerçekleştirerek ekonomik istikrara katkı sağladığımızı düşünüyoruz.
PricewaterhouseCoopers Türkiye'nin bu yıl yayınladığı bir sektör raporu var. İçinde pek çok önemli gösterge var. Bunlardan bir tanesi de gelecek varlığın sektör liderliğini de gösteriyor. Biz ana boyutlar olan toplam satın alınan ana para tutarı, yatırım tutarı ve 2021 tahsilatları anlamında sektör lideriyiz. 2021 yılında 551 milyon TL tahsilat gerçekleştirdik. Tabii bunu zor bir dönemde müşterilerimize çözüm odaklı esneklikler sağlayarak gerçekleştirdik. Biz gücümüzü tüm müşterilerimizin finansal durumunu yakinen takip ederek ve onlara kişiye özel çözümler sunarak sağlıyoruz. Bunu da tabii hem gelişmiş dijital altyapımıza hem de deneyimli insan kaynağımıza borçluyuz. Şu an itibariyle 550 çalışanımız var ve bunlarla birlikte 1 milyon müşterimizin problemlerine çözüm aramaya devam ediyoruz. Bir küçük not daha eklemek isterim. Çalışanlarımızın %66'sı, yönetimimizin %55'i kadın. Dolayısıyla hem kadın istihdamına hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine sağladığımız katkıdan dolayı da gurur duyuyoruz. Peki diğer taraftan da aslında SPK yapmış olduğunuz halka arz başvurusundan da bahsedelim. Şimdi son zamanlarda birçok şirketin halka arz olduğunu zaten gözlemledik. Hatta bu halka arzlar vesilesiyle de piyasaya yeni birçok yatırımcı da dahil olmuş oldu. Son bir yıldır ciddi bir ivmeyle gitti halka arzlar. Her ne kadar şu son halka arzlarda bir miktar doyum noktasına ulaştığını görsek de burada nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şu an halka arz başvurunuz nasıl bir aşamada? Dediğiniz gibi biz de hem FİBA grubunun tüm finansal sektörlerdeki deneyimini arkamıza alarak hem de girişim varlığın, gelecek varlığın özür dilerim 15 yıllık başarılı geçmişini arkamıza alarak halka arz başvurumuzu SPK'ya gerçekleştirdik. Türkiye'nin çok güçlü bir varlık yönetim sektörü var. Bizim amacımız yatırımcılarımızı bu sektörün gelişimine ortak etmek ve onlarla birlikte yol almak. Yatırımcılarımızın varlığıyla birlikte de müşterilerimize daha geniş imkanlar sağlayabileceğimizi, daha çok kişiyi ve işletmeyi yeniden ekonomiye kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Bir yandan da sektör lideri pozisyonumuzu da güçlendireceğimizi düşünüyoruz. Farklı bir sektörün halka arz alması anlamında da önemli bir halka arz olduğunu düşünüyoruz gelecek varlığın halka arzının. Yine PwC Türkiye'nin raporuna baktığımızda önümüzdeki 2-3 yıl içinde varlık yönetim sektöründe önemli bir büyüme beklentisi, büyüme trendi beklentisi olduğunu ifade ettiklerini görüyoruz. 2021 yılı ilk çeyreğinde de 2020 yılının tamamı kadar satış gerçekleşti bugün itibariyle. Biz 2019 seviyelerine 10-12 milyar TL'nin üzerinde satışın bu 2021 yılı sonu itibariyle gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Gelecek varlık olarak da orada pazar payımızı koruyacak şekilde %30'un üzerinde bir pazar payıyla alım yapma hedefimiz var. Bir yandan da 2021 yılı ilk çeyrek tahsilatlarımıza baktığımızda da güçlü rakamlarımızın olduğunu da görüyoruz. %28'lik bir tahsilat artışı gerçekleştirmiş durumdayız 2020 yılı aynı dönemine göre. Dolayısıyla bu halka arzla birlikte varlık yönetim sektöründe ilk defa borsaya açılmış olmasını hedefliyoruz, amaçlıyoruz diyeyim. Peki, tabii burada halka arz olduktan sonraki süreç de çok önemli. Önümüzdeki süreçte hani bir 5 yıllık vadede daha doğrusu kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Bizim hedefimiz uzun vadede de geçmişten gelen sektör liderliği konumumuzu koruyabilmek. Önemli bir yatırım dönemi olduğuna inanıyoruz söylediğim gibi. Hem bağımsız raporlar bunu gösteriyor hem de banka bilançoları da bunu gösteriyor. Biz varlık yönetim sektörü olarak ve gelecek varlık olarak bu yatırımları yapmaya hazırız. Halka arzdaki amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Halka arzdan gelecek fonları da öncelikle bu yatırımların finansmanında dolaylı da olsa önce kredilerin kapanmasıyla daha sonra da büyümenin fonlanmasıyla bu yatırımların gerçekleştirilmesine kullanmayı hedefliyoruz. Sezin Hanım çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere de. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, şimdi global menkul değerlerde hemen bir Bay Global tarafına dönecek olursam Arçelik'i konuşmuştuk. Bir de Vestel Beyaz Eşya'ya dönmek istiyorum. Çünkü Vestel Beyaz Eşya ile ilgili de bir haber akışım var. Şimdi Vespe dirençlerini yukarı yönde zorluyor der Bay Global. Burada %1,5'luk prim var aynı zamanda Vestel'de. Nereyi takip edeceğiz? 53-60 seviyesini takip edeceğiz. 53-60 direncinin aşılması durumunda 56 seviyesine doğru yükseliş eğilimi oluşabilir der. Burada Bay Global anlık olarak %1,5'luk primle aşağı yukarı 53-30 seviyelerinden zaten geçiyor. Burada fiyat teknik hedef olarak karşımıza 56 TL seviyesi çıkıyor. Gün içerisindeki işlemlerde stop loss seviyemiz ise 52-50. Şimdi piyasaya döndüğümde şöyle bir BIST 30 tarafına bakmak istiyorum. BIST 30 tarafına baktığımda
Az önce sizlerle zaten Arçelik'i paylaşmıştım. Şu an BIST 30'da en iyi performansı yine Arçelik'te görüyorum. %2,5'luk yükselişle. Ardından Vakıfbank var %1'in üzerinde primlerde. Onun ardından da Garanti Bankası'nı görüyorum. %0,87'lik yükselişle. Bunu Koza Altın takip ediyor. Koza Altın'da da %0,86'lık yükseliş söz konusu. Yine TSKB'nin de Sabancı Holding, Petkim, Akbank, Emlak Konut bu hisselerine BIST 30 tarafında pozitif tarafta fiyatlandığını söyleyebilirim. Yani baktığımızda bugün bankacılık endeksinde şu an alt endekslere göre bir pozitif ayrışma var. %0,69 seviyesinde şu an ağırlık bakımından da endeksi en çok etkileyen hisselerde görüyoruz yine bankacılık hisselerini. Burada pozitif tarafta fiyatlanan bir de sanayi tarafı var. %0,14'lük primle ve ulaştırma endeksi var. %0,10'luk primlerle. Şimdi BIST 30 tarafına negatif tarafa döndüğümde ise burada Ereğli'yi görüyorum. %1'in üzerinde %1,30'luk kayıp var Ereğli tarafında. Yine %0,95'lik düşüşle ardından Türksel, Gübre Fabrikaları, Koç Holding, Şişe, BİM, Aselsan, Kardemir ve Tüpraş olarak bu listenin devam ettiğini söyleyebilirim. Şimdi piyasa tarafına tekrar döneceğiz ama bu aralar bildiğiniz gibi özellikle altın fiyatlarında volatil bir seyir görüyoruz. Güçlü bir momentum görüyoruz. Detayları şimdi Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Perihan Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ons altın tarafıyla başlayalım isterseniz. Tabii dolar endeksinde bir geri çekilme var hocam ve bu geri çekilme tabii özellikle emtia fiyatlarının işte kıymetli metalleri de yukarı yönlü itiyor. 1886 dolar seviyesinde şu an ons altının fiyatı. Buradaki momentumun devamını bekliyor musunuz hocam? Hangi seviyeleri takip edelim? Evet, özellikle 1885 üzerinde kaldığı sürece yakın zamanda 1905 sonra da 1915 dolar seviyelerini görüyoruz. Biraz daha sonra kontrat işlemlerinin de diğer metal fiyatlarında baskı oluşturduğunu da görüyoruz. Tabii esas gerekçe yüksek likitte ve aynı zamanda doların diğer para birimleri karşısındaki zayıf seyrinden kaynaklanıyor. Bu arada tabii kripto paralar konusunda da son yaşanan işte regülasyonlar, kripto paralarda biraz uzaklaşma, yatırımcıların oradan uzaklaştığını da görüyoruz. Her ne kadar günlük spekülatif fiyat hareketleri olsa bile şimdi birazcık oranın konjonktürü veyahut da morali bozulmuş durumda yatırımcıların. Bu bakımdan altın güvenli liman özelliğini biraz daha ön plana çıkarmış durumda. Muhtemelen çok hızlı bir yükseliş olmamakla birlikte bir miktar yukarı yönlü seyirler görülebilir. Burada daha ziyade dikkat edeceğimiz şey şu olacak Feriha Hanım. Eğer reel getiri olarak altın reel getiriyi faizden daha fazla reel getiri şeklinde olursa ki bugünlerde öyle, o zaman altın biraz daha yükselebilir. Ama yakın bir zamanda ki beklenmiyor bu ama Amerikan Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı ile ilgili takvimin geri çekilmesi veyahut da tapering dediğimiz tahvil geri alımlarında biraz daha sınırlama, yani piyasaya daha az para verme gibi bir eğilim olursa, o zaman reel getiri faiz tarafında yüksek olursa bu altını biraz baskılayabilir. Dolayısıyla bu noktaya dikkat etmek lazım. Bir de dikkatimi çeken özellikle endüstriyel metal fiyatlarında miktar bugün biraz daha zayıf bir seyir var. Bu ay sonu kontrat işlemlerinden. Kıymetli metallerde altın biraz daha ön plana çıkmış durumda. Platin, paladyum, onlarda biraz daha zayıf seyir var. Gümüşte de daha yatay bir seyir olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunun biraz da ay sonu kontrat işlemlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani oradan daha önce birinci çeyrekte biliyorsunuz altın 1650-1675 dolara kadar gerilemişti. Ama diğerleri yüksekti. Dolayısıyla kontratlar herhalde alım yönünde olduğu için şimdi orada biraz satış baskısı kontratların yenilenmesi sırasında oluyor. Onun için diğer metaller ve diğer kıymetli metallerde biraz aşağı yönlü seyir var. Bunu da tabii bu altını da destekliyor. Hocam aslında şunu da sormak istiyorum sizlere. Şimdi ons altın tarafında evet güçlü bir seyir var dediniz. Diğer hani paladyum, platin ve gümüş tarafında bir miktar daha fiyatlamaların geride kaldığını görüyoruz. Ama gümüşün altını çizmek istiyorum. Tabii hani burada bir vade sonunda etkisi var ama ons altındaki yükselişe sanki gümüş bu son dönemde eşlik edemedi gibi bir görüntü var. O yüzden ons altındaki bu yükselişi kaçıranlar için gümüş bir alım fırsatı yaratıyor mu sizce? Gümüşün yatırım aracı olmaktan ziyade en çok besleyen hikayesi biliyorsunuz endüstriyel metal olarak kullanılacak olmasından kaynaklanıyor. Bu da Amerika'da işte yeşil enerji yatırımların yapılacağı, altyapı
yapı yatırımlarında özellikle güneş enerjisinde ve nükleer enerjide gümüş kullanımının artacağı beklentisiyle şu anda böyle bir fiyat hareketi olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi endüstriyel metal fiyatlarını birazcık daha duyarlı hareket ediyor gibi görünüyor. Evet, belki gümüş alınabilir ama ben daha önceki yayınlarda da sizinle sık sık dile getirdiğim gibi fiziki olarak almak yerine özellikle yatırım birimlerinden veyahut da bankaların yatırım bölümlerinden ons bazında almanın daha doğru ve ons bazında dolar bazında, dolar ons bazında almanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü içeride TL bazında hem sağlıklı bir fiyat yok hem de alım satım arasındaki fark biraz daha yüksek. O bakımdan ben gümüş muhakkak portföylerde bulundurulabilir. Örneğin %30, %40 altın bulunduruyorsanız %5 de gümüş bulundurulabilir. Dediğiniz gibi altın için yükselirken gümüş geride kaldıysa bir kısım gümüş de alınabilir. Hocam şunu sormak istiyorum. Peki tabii altın, özellikle gram altın tarafında çok iyi bir alım fırsatı yakaladı yatırımcılar. Özellikle 395, 400, 410 bandından alım yapanlar için kar realizasyon seviyesi gram altında sizce neresi olmalı? Yani burada pozisyonlarını tut konumunda devam ettirmeli mi yatırımcı? Yoksa birazcık daha, eğer bu işlemi spekülatif yani kar amacıyla yapıyorsa, pozisyon azaltmasında fayda var mı? Evet, ama yani orada dolara güven yok. Dolar fiyatı eğer şimdi dışarıda dolar zayıf, biraz dolar dışarıda güçlendiği zaman TL bazındaki doların nereye gideceğini şu anda kestirmek zor. Ki buna rağmen 8.35, 8.36 hatta 8.39 görüyorum ekranımda. Eğer parite 1.20'lere doğru, euro bazında düşündüğümüzde 1.20'lere doğru gerilerse, ki şu anda 1.22.60'larda, o zaman bu doları 8.50-8.70'e taşır. Altın dışarıda örneğin 1885'i geçemedi. Diyelim ki 1850'ye geldi. O zaman altın 500 liraya gelir veya 490 liraya gelir. Daha fazla aşağı gelmez. O bakımdan hani kısa vadeli kar yapmak isteyenler, ve ben şunu tavsiye ederim, en azından o karlarının yarısını, yani ellerindeki yatırımın yarısını satıp bir miktar karını alıp, çünkü böyle belirsiz ortamlarda risk almak çok doğru değil diye düşünüyorum. Yarısını satıp yarısını beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere de. Sağ olun, iyi yayınlar, teşekkürler. Evet, şimdi buradan hemen tekrardan Buy Global tarafına dönmek istiyorum. Yataş'la ilgili, çünkü bir son dakikam var, onu da aktarmak istiyorum. Yataş desteklerinden tepki üretiyor der. Burada Buy Global teknik hedef olarak ise 17.93-94 seviyesinin altı çizilmiş. Aşağı yukarı 17.59 seviyeleri çalışıyor şu an. %1'e yakın prim var. Kısa vadeli alsat portföyümüzde ve günlük önerilerimiz arasında yer alan Yataş'ta dün yaşanan geri çekilmeler 17.10 seviyesinden geçen 21 günlük ortalamalarla karşılanmış oldu. Böylelikle desteklerden tepki üreten Yataş'ta 17.93-94 teknik hedef seviyesi olarak takip edilebilecek seviyeler. Evet, gün içerisinde işlem yapanlar için ise stop loss seviyemiz ise 17 TL seviyesi diyelim. Şimdi diğer taraftan burada piyasaya döneceğim ama Buy Global tarafından da emtia fiyatlarını aktarmak istiyorum. Piyasa tarafındaki pozitif görüntüm %0,24'lük yükselişe devam ediyor ama Viyop tarafı negatife geçti. %0,05'lik bir düşüş var. Burada alt endekslere baktığımda neredeyse tamamının şu an pozitif tarafa geçtiğini görüyorum. Önemli büyük endekslerden özellikle bankacılık endeksi şu an başı çekiyor diyelim. Evet, baktığımızda yalnız burada kur dikkat çekici. Çünkü kur tarafına baktığımızda aşağı yukarı şu an 8.39 seviyesi, yani 8.41'i de gördük. 8.39 seviyesindeyiz. Kurum dolar endeksine ayak uyduramadığını programın başında da söylemiştik. Az önce Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamız da bunu destekledi. Eğer kur tarafında tabii yukarı yönlü hareketler devam ederse bunun gram altın fiyatlarını da destekleyeceğinden bahsetti. Euro Türk lirasına baktığımızda ise 10.29 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Tabii dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte euro dolar paritesi de 1.22 seviyesine kadar, 1.22.60 seviyesine kadar yükselmiş oldu. Ons altında sabah saatlerinde ifade ettiğimiz gibi negatif bir görüntü vardı. Fakat orası da pozitife döndü. %0,23'lük yükseliş var ons altın tarafında.
tarafında. Hatta şu an bir miktar gümüş geride kaldı ama paladyum ve platinde de yine aynı şekilde yükselişler olduğunu görüyoruz. Petrol fiyatlarına baktığımızda bir miktar bir geri çekilme olduğunu görsek de %0,10'luk geri çekilmeyle hala petrol fiyatlarının 70 dolara yakın seyrettiğini de hemen ifade edelim. Çünkü endeksleri izlerken tabii ki petrol fiyatlarındaki özellikle global endekslerin konumu açısından petrol fiyatlarını izlemekte de fayda var. Evet efendim, şimdi biz vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir arada sonra kripto para ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.